Hocam yine bazı siyer kitaplarında Resulullah Efendimiz'in mübalağaya tavır koyması ile ilgili çeşitli anekdotlar var. Mesela bir tanesi hatırımda kalmış, müsaadenizle arz edeyim. Resulullah Efendimiz bir gün bir su, bir şey içiyorlar. Sahabe hücum ediyor o artan suyunu içmeye, dudağının değdiği yere dudağını değdirme vesaire. Resulullah Efendimiz dönüyor. Bunu niçin yapıyorsunuz? Diyorlar ki efendim sizi çok sevdiğimiz için size mütabaatımızdan, tabiliğimizden, işte yaptığınız şeyi yapmamızdan diye söyleyince beni seviyor musunuz? O halde ben size bu değil de beni sevmenin alametleri diye üç şey sayıyor. Tabii değişik varyantta gelen şeyler var ama ortak payda şu: emanete hıyanetlik etmeyin. Ya. Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun. Misafir ikram edin. Başka bir şeyde de cömert olun gibi ahlak-ı Muhammediye'nin umdeleri olan şeyleri sayıyor. Bu da yani o abduhu ve rasuluhunun sevginin içini boşaltmayın. Boşaltmayın. Sevgiyi gösteriye dönüştürmeyin. Sevgiyi vitrine çıkarıp da aslında orada sevginin arkasını boş bırakmayın. Yani asıl sevgi sevdiğinizin değerlerini üretmektir. Asıl sevgi tüketmek değil. İşte aslında Allah Resulü onu söylüyor. Yani bir nevi kafanızda tasavvur ettiğiniz bir peygamber sevgisi değil de sevgi bu. Tasih diyebilir miyiz buna? Zaten burada aslında şöyle bir problem var. İnsanlar Resulullah'ı tanımadan, Resulullah'ın itiraz ettiği bir zehirli sevgiyle sevdiklerini söylüyorlarsa, aslında onlar Allah Resulü'nü sevmiyorlar. Adını Resulullah koydukları zihinlerindeki bir imajı seviyorlar. Muhayyel bir şey. Muhayyel bir şey. Ama o Resulullah değil. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu zat o zihnindekiyle Allah Resulü'nün gerçeği çakışmadığı için gerçeğini görse muhtemelen sevmeyecekti. Muhtemelen. Çünkü zihninde ürettiğine göre gerçeğini değil zihnindekini seviyor. Aslında o sevdiği Resulullah değil. O ürettiği şey, o imaj, imajı seviyor. Hatta bazıları öyle imajlar üretiyor ki Allah Resulü işte ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum diyen Allah Resulü, bizimkinin zihninde ürettiği imaj bir kral imajı. Altın tahtlı, altın taçlı, sırma kaftanlı, elinde efendim yeryüzünü bir kılıcını kaldırışta ne bileyim hizaya getiren bir imparator imajı var kafasında. Yani peygamber adını koyduğu şey aslında o veya bir başka şey. Uçan, elini değdiği toprağı altın eden, efendim istediğini yerin altına sokan, istediğini göklere çıkaran, istediğini aziz eden, istediğini zelil eden bir melek, bir olağanüstü figür imajı var. O da kendisi yapmış. Allah'ın Resulü'nü tanıdığı için değil, muhtemelen tanımadığı için zaten imaj. Tanısa böyle olmaz. Evet, tanımayınca imaj uyduruyor. Uydurduğunu da adına Resulullah koyuyor. Çok ilginçtir. Muhtemelen gerçeğini görse inanmayacak. Çünkü gerçeği öyle değil. Gerçeğin onunla alakası yok. Allah Resulü Bedir'e giderken bir bedevi geliyor yolda, karşı geliyor. Sen peygamber misin diyor. Evet. Allah mı gönderdi? Evet. O zaman şu deyenin karnındakini bil diyor. Şimdi tam bedevice bir davranış. Tam işte hani Kur'an diyor ya bedevileri işte imansızlıkta eşet görürsün. Orada sahabe ne yapıyor dersiniz buna karşın? Mesela bugünkü peygamber imajlarıyla düşünün. Onlarla birlikte düşünün. Sahabe durup o da iş mi peygamberimiz devenin karnındakini sorma ne sen. Yani? Sen sorma onu. Sen şunu sor efendim. Sen aklından geçeni sor. Efendim. Böyle demiyor. Orada bulunan
Hemen olaya ilk şahit olan sahabi, ismi de biliniyor, Seleme bin Selame, gel diyor, onu o bilmez diyor, gel ben söyleyeyim sana diyor. Öyle ağır bir laf veriyor orada, peygamberimiz bile o olmadı diyor, yani kınıyor. O ağır, onu ben de burada dile getirmeyeceğim. Yani sahabenin muhteşem tavrı da burada ortaya çıkıyor. Sahabe Allah Resulü'nü çok iyi tanıyor. Allah Resulü'nün devesi kayboluyor. Tebük günü. Esbab çerçevesinde devesini aratıyor. Münafıklardan bir tanesi. Daha deve kaybolan devesinin yerini bilmeyenden peygamber. İşte buyurun. Bu nasıl bir mantık? Şimdi bunu söyleyen adamın peygamber tasavvuruyla bugünkülere getirin. Bugüne getirin bu adamı. Şimdi bu adam bugün olsaydı ve Müslüman olsaydı, ki muhtemelen Müslüman olurdu, nasıl bir peygamber tasavvuru olurdu bunun kafasında? Ve bu adamı o güne geri götürseydik, Allah Resulü'nün gerçeğini görseydi, işte söyleyeceği bu olurdu. Daha kaybolan devesinin yerini bile bilmeyenden peygamber. Haşa. Ne istiyorsunuz siz? Yani aslında siz peygamber diye neye verdiniz? Peygamber ismini neye verdiniz? Sizin zihninizde ürettiğiniz peygamber imajı ne? Peki bu soruların cevabı nereye varıp duruyor? Eğer zihninizde aslıyla alakası olmayan imajlar üretip de adını da peygamber koymak istemiyor, aslında peygamberi seviyorum diye zihninizdeki o muhayyel imajı sevmek istemiyorsanız, ki o peygamberi sevmek değil, o peygamber değil çünkü. Gerçekten Allah Resulü'nü sevmek istiyorsanız onu öğrenin. Onu tanıyın. Hocam, onu öğreten, onu seçen Rabbinizden onu tanıyın. Abduhu ve Resulü ibaresi de çok ilginç. Önce peygamber gelmiyor değil mi hocam? Önce kul. Tabii ki. İnsan. Orada zaten Allah Resulü'nün peygamber seçilmesinin gerekçesi ve inneke le'ala hulukin azim. Yani adeta buradaki inne ta'lil için alabiliriz. Yani gerekçesi ne ya Rabbi? Yani onu niye seçtin bu kadar insanın arasından? Bu insanlığın içinden onun tercihinin sebebi ne ya Rabbi? Denilmiş de sanki cevap veriyor. Çünkü le'ala hulukin. Sen veya beni niye seçtin ya Rabbi? Denilmiş de sanki gerekçe açıklanırcasına, çünkü sen azim bir ahlak üzeresin. Yani müşriklerin o sorularına karşı o hakaretamiz, o hani haşa hocam, Abdullah'ın yetimi diye falan, evet, Abdülmuttalib'in yetimi cümlesine karşı Allah'ın buna bir cevabı değil mi hocam? Yani bu ne demek aslında? Ahlakı göstermek. Ahlakı. Zaten bu'istu li'utemmime mekânel ahlak. Ben ahlaki değerleri tamamlamak için gönderildim diyor. Gönderiliş gerekçesi bu. Bu ahlaktan bahsettiğimiz yerde davranıştan bahsediyoruz demektir. Evet. Davranış. Çünkü davranışın olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Ahlak davranış demektir. Peki o zaman Allah Resulü'nü sevmekten bahsettiğiniz yerde aslında davranıştan bahsetmeniz lazım. Davranıştan. Efendim, sevgi halden kale kaydıkça içi boşalır. Halden, yani sözden hale kaydıkça da içi dolar. Dolayısıyla biraz önce verdiğiniz o, eğer beni seviyorsanız, yani artığımı içmek değil bunun göstergesi. Bunun göstergesi ahlakımı üretmek. Örnek almak da bu. Üsve de bu. Onun için umirna bit teessila bit teşebbüh diyordu muhakkik ulema. Ne demek? Biz ona benzemekle emrolunmadık. Onu örnek almakla emrolunduk. Yani saçımızı dalgalı yaptıralım. Gözümüze lens taktıralım, onun göz renginden olsun. Efendim, boyumuz onun gibi olsun. Yürüyüşümüz onun gibi olsun. Üç öğünün içinde de hurma yiyelim. Yiyelim. Efendim, sırtımıza onun giydiğini giyelim. Ayağımızdaki sandalet onun kullandığından olsun. Değil mesele. Ne? Mesele onun ahlakı. Onun için ve inneke le'ala hulukin. Değerli hocam, tabii son bölüme girdik. Tabii Yaşar. Müsaadenle Fazıl Bey. Yaşar hocam, buyur. Sevginin bedelinden
bahsettik. Bazı sahabeye yansıyan tarafıyla onları unutmayalım. Mesela bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Ali, bir Hubeyb, Hazreti Hubeyb, bir Hazreti Zeyd. Yani hani tarihin sayfalarında kalan, zaman tünelinden geçmeyen değil, insanlar olarak, sahabe olarak bu sevginin bedelini nasıl ödemişler, onlardan bugüne bir irtibat aldığımızda, irtibat çektiğimizde, bir hat çektiğimizde nasıl aydınlanacağız? Ben asıl işte ona hayranım. Yani Allah Resulü'nü tanıdıkça sevmişler, sevdikçe tanımışlar. Allah Resulü'nün eliyle inşa ettiği bu insanların Resulullah'la ilişkisine baktığımızda gerçekten şaşırıyoruz. Umut Harbi'ndeyiz. Yani sevginin bedelini görün. Sevmek ne demek? Öyle kuru kuru kadan alan, takır takır kurban olan bizde yerel olarak söylendiği gibi değil yani, böyle değil. Sümeyra Hatun önünde tahta ekmek yapıyor. O anda Medine'ye dalga dalga haber gelmiş. Resulullah şehit oldu. Kadın önündeki ekmeği, elindeki şeyi, tahtayı savuruyor bir tarafa. Saçını rüzgara vere vere. Yaklaşık kestirme 7 kilometre. 7 kilometreyi koşuyor Uhud'a doğru. İlk karşısına çıkan zat onu tanır tanımaz baş sağlığı diliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun, istirca yapıyor. Ve kocanı kaybettim, bu burada yatıyor diyor. Yani yerdeki kocasını. Sen kocamı bırak, bana Resulullah'ı göster. Biraz ileri varıyor. Tabii ana baba günü. Biraz ileride kardeşi şehit düşmüş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte orada da bir taziye. Kardeşim burada. Kardeşimi bırak. Resulullah'ı göster bana. Biraz ileride de oğlu şehit düşmüş. Kocası. Aynı savaşta 3 kişi. Yangın aslında yüreği sarması lazım. Ona da diyor ki sen bana Resulullah'ı göster. Varıyor, varıyor kayalığın dibine, Uhud kayalığının. Orada Resulullah'ı fark ediyor. Resulullah'ı görünce elhamdülillah, sen sağsın ya ya Resulallah, gerisi gam değil diyor. Bu hikaye değil. Bu masal değil. Bu yaşanmışmış. Ve bu kadını böylesine inşa eden ne? Bunun üzerinde durmak lazım. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Anam, babam, evladım, kocam, kardeşim, canım sana feda olsun. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. İşte, bu aslında nedir biliyor musunuz? Bu bir ayetin canlanmış biçimi. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ De ki babalarınız, وَاَبْنَاؤُكُمْ Oğullarınız, وَاِخْوَانُكُمْ Kardeşleriniz, وَاَزْوَاجُكُمْ Eşleriniz. Burada üçü de var, baba hariç üçü de var. وَاَنْوَالُنْ اِقْتَرَفْتُمُوهَا Yığdığınız mallarınız. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَدَ Ve düşmesinden korktuğunuz ticaretiniz. وَمَسَاكِنُ تَرْبَوْنَهَا İçinde kurula kurula oturduğunuz evleriniz. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِ Eğer size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda çaba sarf etmekten daha hayırlıysa فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَتِيَ اللّٰهُ بِيَمْرِ Allah'tan belanızı kısaca bekleyin. İşte bu ayetin inşa ettiği ahlak. Aslında bu kadın bunu yaparken bilinçsiz falan yap. Burada bir ayet insanı nasıl inşa eder? Vahiy insanı inşa ederse ne olur? Yani vahiy ile amel etmek nedir? Bu insanlar vahye sen salla başını ben bilirim işimi yaklaşmıyorlar. Lebbeyk ve sa'deyk ya Rab. Semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena. İşittik ve itaat ettik Allah'ım.
beceremediklerimizde sen bizden affet Allah. İşte budur aslında, budur. Onun için öbür taraftan Zeyd bin Desine Reci vakasında yakalanmış, Hubeyb radıyallahu anh ile birlikte Mekke'ye getirilip satılmış. 6 kişilerdi. 3'ü şehit oldu. Biri de yolda kaçtı ve ikisi getirildi. Zeyd bin Desine'yi Ümeyye bin Halef, babası Ümeyye bin Halef'e karşılık oğlu satın aldı. Öldürecek. Ve götürdü, tam asacakken Ebu Süfyan geldi. Dedi ki şu anda senin yerinde Muhammed olsaydı da sen çoluk çocuğunun arasında rahatça olsaydın bunu ister miydin? Değil benim yerimde olmasını. Şu kafamdaki saç telleri adedince canım olsa da her birini şu dar ağacında alsanız ayağına diken batmasına razı olmazdı gönlüm. Bu da laf değil. Can verecek biraz sonra bu zat. Unutmayalım. Haybeden konuşmuyor. Onun için bu insanların bu fedakarlıkları karşısında insan haybeden konuşunca aslında oturup bir düşünmeli. Oturup bir muhasebe yapmalı. Yani utanmalı. Utanmalı. Pazarlamamalı. Utanmalı. Hepimiz utanmalıyız efendim. Tüylerimiz diken diken olup utanmalıyız. Ve bunlar yaşanmış şeyler. İşte Hazreti Ali daha nasıl ispat edilir? Ölüme yatmıştı hicret gecesi Resulullah'ın yatağına yatarken. Ölüme yatmıştı. Yorganı da kafasına çekmişti. Çünkü altında kim olduğu bilinmemesi gerekiyordu. Her an öldürülebilirdi. Aslında senin yerine ben öleyimdir. Bu kadan alamdır işte, kadan alam. Kadanı alayım ya Resulallah. Kadasını almıştır işte. Budur. Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah titriyordu hicret sırasında. Titriyordu. Kendisi için değil. O büyük misafir için, büyük muhacir için titriyordu. Onun için daha sonra bir infak teşviki sırasında elinde avucunda ne varsa getirmişti. Oysa Allah Resulü birçoğundan almadı. Birçoğundan almadı. Düşürdü 1/3'e kadar. İşte Kâb bin Malik. Tebük tevbesi sırasında servetinin tamamını bağışlamıştı da düş. Yarısı düş. 1/3 tamam. Neden? Ama Hazreti Ebubekir'den hepsini aldı. O hepsini verdi. Geriye ne bıraktın ya Ebubekir? Allah ve Resul. Bu sevgi değilse nedir? Sevgi bu değilse nedir aslında? Onun için bence bugün de bu sünnet ihya edilip sevginin içi doldurulmalı. Doldurulduğu zaman inanın Allah Resulü'nün mirasına ihanet edenlerin yerini sadakat gösterenler alacak. O zaman Allah Resulü'nün fani cismiyle değil baki misyonuyla yaşadığını göreceğiz. Yaşar Hocam, e-maillere bakalım mı? E-mailden önce bir buyurun. Yarı tavsiye, yarı yani şunları yapın gibi bir dağarcık kitabınızdan bir bölüm var. Beni şahsen çok etkilemişti. Müsaadenizle bir paragrafını okuyayım. Ya Muhammed'in rolünü oyna, öğreten ol. Topla sokak çocuklardan, topla sokaklardan Ebu Zer'leri, uzat ellerini çağın yetimlerine. Öksüzlerine, kimsesizlerine, itilmiş, kakılmışlarına. Onlara hayatı okumayı, ölümü okumayı, baharı ve yazı, kışı ve güzü okumayı, yıkılışları ve yükselişleri, varlığı ve yokluğu, bolluğu ve darlığı, acıyı ve sevinci, güneşi ve ayı, geceyi ve gündüzü, burayı ve öteyi, bunları okumayı öğret. Özür dilerim, burada bir virgül. Bunu yazarken aslında arka planı bilmeyen izleyicilerimiz için ne söylemişti burada, ne söylemiştik?
Allah Resulü bir kezinde Hazreti Ebu Zer'in elini tuttu. Gel Ebu Zer, güneşi seyredelim. Evet. Oturdular birlikte, güneşin batışını seyrediyorlar. Güneş nereye gitti ya Ebu Zer? Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü iyi bilir. Güneş secde etmeye gitti ya Ebu Zer. Bunu aklı kıt biri çıkıp da ya güneş yörüngesinde dönüyor. Tabii gülerler buna, gülerler. Güneşin secdesi yörüngesinde dönmesidir. Ve şemsu ve şeceru yescudan. İşte Allah Resulü Ebu Zer'i alıp aslında ders veriyor. Ders. Yani verdiği dersin altında da şu var. Ey Ebu Zer, Allah güneşe bile bir görev versin de sana bir görev vermesin. Evet. Farklı bir tabiat okuması yapıyorlar. Evet, değil okumadır mi, bu ders. Evet hocam. Siz de bundan mülhem, yani bunları Resulullah Efendimiz'in yaptıklarını yaparsak herhalde bu sevgiye nail olacağız var bunun zımnında. Böyle anlamak lazım. Ebu Zer deyince orada hemen bir şey akla gelsin. Eşkıyadan çıkarılan evliyadan bahsediyoruz biz. Bir eşkıya nasıl evliyaya dönüşür? Ebu Zer simgesel bir isim aslında. Çağın eşkıyalarını evliyaya dönüştürecek yiğitler nerede? Koku onlardadır, gül kokusu onlardadır. Veya kalden ziyade hal lisanıyla biz bu sünneti buralara taşımış olsak nice kimsesizlerden, nice eşkıyalardan Ebu Zer'i elde etmez miyiz? Evet. Ya Ebu Zer'in rolünü oyna, öğrenen ol. Oku her bir şeyi bir ayet gibi ve de ki ben de kayıtsız şartsız teslim oldum alemlerin Rabbine. Ben de güneş gibi olacağım. Yalnız kuzuların değil, sırtlanların üzerine de doğacağım. Yalnız güllere değil, ısırganlara da yayacağım ışığımı. Eyvallah. Fakat yarasalardan etkilenmeyeceğim. Ne kadar çok olurlarsa olsunlar, yok edemeyecekler ışığımı. Ben aydınlığı temsil edeceğim. Karanlığın kara yüzlü, kara vicdanlı, kara kalpli, kara katran ruhlu adamları ben doğduğum zaman gündüz gelince gece nereye gidecekse onlar da oraya gidecekler. Sözün bittiği yerden konuştuğumu unutma. Onu anlatmak balı tarif etmeye benzemez mi? Balı görmemiş, tatmamış birine onu nasıl tarif edebilirsin ki? Sen en iyisi onun damağına bir parmak bal sür. Günlerce konuşarak yapamayacağını bu şekilde yapabilirsin. Muhammed muhabbettir. Muhabbet ise akıl işi değil, yürek işidir. Kişi aklıyla değil, kalbiyle sever. Onu hissetmeden onu anlamak ne mümkün? Onu sevmeden onu hissetmek ne mümkün? Evet Fazıl Hocam. Hocam maillere girelim isterseniz. Evet. Bir dakikalık bir vaktimiz var. Oldu. M. Demir adıyla bir arkadaşımız mail göndermiş. Muhsin Eraydın. Bir kısmını okuyalım. Evet. Inşallah. Peki. Önder Aydın göndermiş. Ayten Yadigar Hanım göndermiş. Biz çay içerken maili beraber okumuştuk da ne dedik? Günün maili dedik. Günün maili dedik. Kısa bir paragraf. Tabii. Hem de günün maili dediğimize göre değerli seyircilerimiz de merakta kalmasınlar. Herhalde bunu hak etmiş bir mail olarak müsaadenizle okuyayım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem hocam, hicret imkanların tükendiği yerden imkanların yeniden üretilebileceği yere göçmektir. Tarifinizden yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bugün yasaklar ve dayatmalar sebebiyle yurt dışında eğitimlerine devam etmeye çalışan mesture kızlarımızı çağın muhacirleri olarak tanımlayabilir miyiz? Bir de malum yasaklar sebebiyle coğrafi anlamda bir yere gitmeleri söz konusu olmasa da manevi dünyalarında hicret yaşayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine sizin ifadenizle Yesrib'in Medine olması için, medenileşmesi için hicret gerekli idiyse, bugünkü imkansızlıklar, belki de ihmal ettiğimiz ve medenileşmesi gereken yürek topraklarında yeniden imkanların üretilebilmesi adına bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi? En büyük imkan imandır diyorsunuz. O halde imanın tazeleneceği ve kuvvetleneceği yere, yani yüreğe hicreti zorunlu kılan
bu yasaklar ilahi terbiyenin bir cüzü olarak görülemez mi? Rabbim her şeyin en doğrusunu bilir. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olunuz. Ayten Yar Hanımefendinin maili. Diline, yüreğine, eline sağlık değerli izleyenimizin. İzleyicilerimizin arasında gerçekten de ne demek istediğimizi ağzımızdan daha lep derken anlayan insanların olması bizim için Allah'ın bir lütfu. Ben bu manada hepsine teşekkür ediyorum. Aslında bu bir cevabı içinde soru. Hiç şüphesiz ki hicret aslında yürekte başlıyor. Hicretin büyüğü yürekte yapılan, küçüğü mekanda yapılandır. Mekanda hicret bedenin hicretidir. Yürekte hicretse ruhun hicretidir. Günahtan sevaba hicret, batıldan hakka hicret, gazaptan sevgiye hicret, öfkeden muhabbete hicret. Yani cehaletten bilgiye hicret. Yani çoğaltabilirsiniz işte. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum diyen İbrahim'in hicreti bu. Hacer'in, hicretin gelini Hacer'in hicreti aslında önce yüreğinde hicret. Unutmayalım. Yani yüreğindeki hicret olmasaydı İsmail'ini göz kırpmadan Rabbine verip hediye edip arkasından da o oğlunu kurban edecek diyen şeytana niye Allah emretmiş? Allah emretmişse sana bana ne oluyor diyemezdi. Diyemezdi. Onun için ben her müminin mutlaka hicreti yüreğinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve hatta hayatın tamamının bir hicret olduğuna inanıyorum. Kün fid dünya ke'abiris sebil. Şu dünya hayatında bir yolcu gibi ol demek, aslında bir muhacir gibi ol demekten farklı bir şey. Bir yolcu gibi ol. Efendim hepimiz muhaciriz. Allah muhacir olduğunu unutanlardan etmesin. İkinci faslı vardı hocam, bir de ikinci şıkkı. Sorunun muhacirlerle birlikte hatırlayamadın mı? Muhacir. Yaşadığımız bu olaylar diyor bir ilahi bir ceza fırsat olarak değerlendirilebilir mi? Bu muhteşem. Evet, evet. Bu bakış açısı evet, muhteşem. Evet. Kesinlikle külli hayır bazen cüz'i şerle murad olunuyor. Bu fakir kesinlikle bu kardeşimiz gibi inanıyor. Yani görünürde parçada kötü duran bütünde mükemmel durabilir. Bunu unutmamak lazım. Uçakla gideceksiniz bir yere, uçağınız var, uçağa yetişeyim diye arabanıza bindiniz, yolda kaza geçirdiniz. Bu parçada kötü duran bir şeydir. Fakat iki saat sonra haber geldi, uçak düştü. Şimdi kaza geçirdiğinizde Allah kahretsin, nereden oldu, başımıza nereden geldi, program aksadı, bütün şey alt üst oldu diyen adam iki saat sonraki haber aldı. Ya Rabbi sen ne büyüksün, sen erken, daha bitmedi. Üçüncü var. Yani bu parçaydı, öbürü mikro bütün, bir de makro bütün var, ahiret. Bütünün hepsi anca orada gözükecek. Oraya çıktılar. Uçaktakiler, çocuklar, çoluklar, birileri işte küçükmüş vah 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 diye üzüldükleri geldi hesapta. Hesapta yıldırım gibi geçiyorlar. Yani hesaplarını vermişler, karnelerini pırıl pırıl almışlar. Ve tuva aleküm deniliyor kendilerine, müjdeler olsun size. Hadi hak ettiniz, hadi iyisiniz yine. Selamun aleyküm tuttum deniliyor. Efendim, fakat bizimkine geldi, 90 yıl yaşamış. Öyle bir hesap ki her birinden vermeye kalksa zor. Ya Rabbi buyur, ben de o uçakta olsaydım da düşen uçakta, o genç yaşımda henüz daha bu kadar işi karıştırmadan, bu kadar hal karıştırmadan, bu kadar şey biriktirmeden gelseydim huzuruna olmaz mıydı demeyeceğine malum. Dolayısıyla parçada kötü görünen bazen bütün de mükemmel görünür. Onun için
ben bu yaşanılanları görünür de ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum. Yani hoşumuza gitmez gibi duruyor ama inanın özü itibarıyla, hatta bunun gerekçelerini de söyleyebilirim. Rabbim gelecek nesillerimiz için esaslı anneler yetiştirdi. Az şey mi? Az şey mi? Annelerin anneliklerini verip de bizim çuval çuval diplomamız olmaktansa, çuval çuval diploma yerine adam gibi analar, yani yiğit yiğit analar sahibi olmamız az şey mi? Ben herkesin baktığı yerden bakmayalım derim. Allah'ın gör dediği yerden bak. Veya şuurlanmaya vesile olan olaylar da elbette, herhalde şuurlu olaylar veya bizim şuurlanmamızın elbette vesilesi olaylar olarak değerlendirmek lazım. Acı iyidir. Evet. Yani acıya övgü dizmiyorum. Fakat neşeyle adam olmuş birini görmedim. Evet. Öyle olsaydı Sulu Kule sakinlerine filosof madalyası takmamız lazımdı. Onun için de adamı acı yetiştirir. Unutmayalım. Eşeddül belâ lil enbiya sümmel emfel fel emfel. Belanın en şedidi önce peygamberlere, ondan sonra da Allah'a yakınlığına göre insanlara. Onun için yani acıya övgü dizmiyorum. Fakat acının övgüye ihtiyacı yok. Acı bizzat övülmüştür zaten. Ben çektiğimiz ıstıraplardan istifade etmeyi bilirsek yaralarımıza süreceğimiz en değerli merhemler onlardır diye düşünüyorum. Mehmet Yıldırım, Furkan Büyükkartal. Bu arada bir e-mailde soru var. Resulullah Efendimizin 571 yılında veladeti, 632'de irtihali, aradaki Şemsi takvimle kameri, evet, takvim ay, evet, yılıyla güneş, evet, yılı arasındaki o 10 günlük 355-365 farkıdır. Oradan 2 yıl, evet, 61, evet, yıl, 63 yıl vefat, evet, şeyi o, evet, hicri ile miladi, evet, takvimin arasındaki, evet, farktan kaynaklanıyor diye hatırlatalım. Mustafa Ot Yakmaz, Seçkin Hacı Osmanoğlu, Alperen Kılıç da e-mail gönderen seyircilerimiz arasında. Sevgili hocam, zaman hızlı akıp gidiyor. Sizin de Almanya programınız var. Bu hafta sizi de ziyaret eden bir kardeşimiz vardı. Sivas'tan gelmişti. Ali Toprak. Tanıyorsunuz kendisini. Osmanlıca güzel şiirler yazan. Bu programla ilgili bir ilginç cümlesi var. Diyor ki bu programda hikaye ve roman anlatılmıyor diyor. Efendimizin anlatıldığı bir program için herhalde bu cümleler daha çok geçerli. Hikaye bir peygamber değil. Romanda kalan, tarihte kalan, orada kalan, Mekke'de, Medine'de kalan bir peygamber değil. Günümüze gelmesi gereken. Muhayyel biri değil. Muhayyel değil. Yaşamış, evet, etiyle, kanıyla, canıyla, hayatıyla bu topraklarda iz bırakmış, yeryüzünde damga vurmuş biri. Dolayısıyla şu konuştuğumuz bir roman kahramanı değil. Değil. Bir hayat kahramanı. Hadise bu. Dolayısıyla hocam Allah'a şükürler olsun, Türkiye'nin her tarafı gül mevsimi gibi geldi. Kutlamalar yapılıyor. İnsanlar birbirlerine Resulullah sevgisini anlatıyorlar. Sizin de yarın bir yolculuğunuz var. İnşallah. Yarın akşam inşallah. Avrupa'da olacağız. Evet. İnşallah Almanya'da. Son cümleleri siz buyurun hocam bugün. Estağfurullah. Bendeniz oradaki izleyicilerimizi inşallah davet ediyorum. Halleşmeye, dilleşmeye, koklaşmaya, sarışmaya, buluşmaya, bilişmeye, tanışmaya. Çünkü buna ihtiyaç var. Hadi zatında gök kubbeye saldığımız sadanın nerelerde yankı bulduğunu görmeye gidiyoruz. Acaba burada saldığımız sadalar yankı bulması gereken yüreklerde buluyor mu? Bunu yoklamaya gidiyoruz. İnşallah bulduğunu da öyle göreceğiz. Kardeşlerimiz, siz bu kubbeye sada salıyorsunuz ama onların muhatabı yok demeyecekler. Ben inanıyorum. Bizim saldığımız, bu gök kubbeye saldığımız sadaların yerini bulduğunu gösterecekler inşallah. Bunu görmeye ve size müjde getirmeye gidiyoruz. Hocam pazar akşamı selam götürün inşallah. İnşallah. Pazar günü akşamı Köln'de buluşmak üzere diyorum inşallah. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı zamanlar diliyoruz.